Takipçimiz Kadir Beyazlar'la oynamış. Kendisine oynadığı güzel oyundan dolayı tebrik edip hemen oyuna geçiyorum. E4'le açmış rakibi C5'te cevap vermiş Sicilya'yla. Eğer Sicilya giriş Nidor videomu izlemediyseniz lütfen onu izleyin. Ana fikirleri anlatmıştım. At F3 hamlesinden sonra D6, D4, CD4, at D4 hamlesinden sonra burada siyah at C6 yapmış. Arkadaşlar buradaki en standart hamle aslında siyah için at F6 ile E4 piyonuna basmak ki E4 piyonunu korumaya zorlar beyazı. Beyazın en standart hamlesi de at C3 ile E4 piyonunu korumaktır. Burada siyah bunu yapmamış. At C6'ya oynamış. Ki burada oyunun ilk hatası geliyor. Ki biraz önce bahsettim taş değişimleri. Şimdi siyah bir taş kırışımı teklif ediyor. Şimdi beyaz bu atı almalı mı almamalı mı, hata mıdır değil midir? Taş değişimleri çok geniş bir konu arkadaşlar. Çok farklı boyutlar var. Ben sadece burada birkaç ipucu vereceğim. Burada beyaz arkadaşlar at C6 alarak hata yapmış. BC6 sonrasında siyah artık üstün. Daha iyi konumu. Neden? At değişimi neden hata? Lütfen yorumlarda fikir olanlar yazsın. Şimdi arkadaşlar beyaz atla siyah at almanın hata olmasının birkaç nedeni var. Sırayla anlatayım. 1. Bundan 3-5 video öncesinde bahsetmiştim. Bizim aletlerimizi, her bir aletimizi beslediğimiz koyun gibi düşünelim ve yaptığımız her hamleyi de bu koyunlara verdiğimiz bir kap sütü olarak düşünelim. Bir koyuna ne kadar çok kap sütü verirsem o koyun benim için artık o kadar değerlidir çünkü o kadar yatırım yaptım. O yüzden o koyuna çok dikkat edip kolay kolay o koyunu elden çıkarmamam lazım. Şimdi burada ben beyaz atla F3'e geldim bir tempo bir kap süt. D4'e geldim iki kap süt. C6'da kırdığım zaman tam 3 tempo yatırmış oluyorum bu ata. Yani 3 kap süt vermiş oluyorum koyuna. Yalnız siyah at sadece bir tempo ile C6'ya geldi. Bakın vurdum aldı. İki at da tahtadan kalktı. Siyah bir tempo yani koyuna bir kap süt yatırım yapmıştı. Biz 3 kap süt. Biz zarardayız arkadaşlar. O zaten at ortadan kalkacaktı. Ata vereceğimiz ekstradan 2 tempoyla diğer aletlerimizi geliştirebilirdik. Örneğin filimizi şöyle C4'e gelebilirdik. Veya iyi bir hamle ne olabilir? B5'e gelerek direkt açmazı almak olabilirdi. Veya diğer bir iyi hamle atı C3'e gelmek olabilirdi. Birinci hata olmasının nedeni ekstradan tempo kaybediyoruz. İkinci neden bu değişimin yanlış olmasının merkezdeki alet arkadaşlar her zaman merkezde olmayan aletlerden iyidir. Bizim D4'teki atımız rakibin C6'daki atından daha iyi çünkü merkezde daha iyi geleceğe sahip. Taşın tahtanın bezi kanadına zıplayabilir, şah kanadına zıplayabilir. Hata olmasının ikinci nedeni merkezdeki aletimizi kenardaki aletle değişiyoruz. Hata olmasının üçüncü nedeni de arkadaşlar taş tabii ki merkezdeki taş tabii ki kenardaki taşla değişebilir ama taş değişiyorken her zaman şuna bakmamız lazım arkadaşlar. Bir o taşı verirken önemli taşımızı verirken karşılığında bir şey elde ediyor muyuz? Eğer karşılığında avantajlı bir şey elde ediyorsak tabii ki alet değişebilir. Örneğin bu ata vurduğum zaman mesela rakibin duble piyon olursaydı veya bir zayıflı olsaydı o ata almam mantıklı olabilirdi. Ama bu durumda herhangi öyle bir durum yok. Ben o ata vurduğum zaman bir de rakibin kenar piyonunu merkeze doğru çekiyorum ve rakibin merkezi güçleniyor. Gördüğünüz gibi artık kenardaki B piyonu C karesine geldi ve rakibin D5 sürüşünde bu artık C piyonu merkezi destekleyecek ve daha güçlü bir merkeze sahip oldu siyah. Bu arkadaşlar saydığım 3 nedenden dolayı atın C6'da alınması yanlış.